Hepinize merhaba. Bugün Antalya Adrasan'da Şahin Baba isimli tekneyi kiraladık. Bazı koylarda gezi yapacağız. Balık tutmaya çalışacağım. Lafı fazla uzatmadan şöyle biraz manzarayı göstereyim size. Yasin'le beraberiz. Yasin'den şimdi bilgi alalım. Merhaba Yasin. Merhaba. Nasıl yapıyorsunuz? Abi sabah 9.45 gibi çıkış yapıyoruz. Gün içerisinde 4-5 farklı koyu duruyoruz. İlk koyuların demin kısa durduğumuz yer Paparası koyu. 45 dakika orada yüzme balonumuz oluyor. Ardından Korsan koyuna geçeceğiz şimdi. Korsan koyuna doğru ilerliyoruz. Evet. Oraya giderken abi bir tane var mı? Sadece fotoğraf amaçlı. Bir 15-20 dakika fotoğraf çekmek için duruyoruz. Ardından bir 25 dakikalık yolumuz var. Hı hı. Korsan koyunda duracağız abi. Orada bir saat kadar durarız. Ardından Ceneviz koyuna geçeriz. Ceneviz koyunda bir 2 saat kadar duruyoruz. Öğle yemeğini orada yiyoruz. Hı hı. Ardından abi İçmeler koyu diye bir yer var. Orada çay molamız var. Dışarıya sehpa çıkarıyoruz. İçmeler koyunda normal bir dağdan içinden tam su çıkıyor. Evet. Şifalı diye biliyorum ben de. Aç karnı içtiğiniz zaman sabah mideyi temizliyor. Orada bir 45 dakika kadar duruyoruz. Ardından Sazak koyuna geçiyoruz. Sazak koyuna atarsanız herhalde giriş var. Arabayla kamp yapmak için güzel bir yerdir. Sakin. Ardından da 3 saat yolumuz var sahile. Akşamları 5.30 gibi de sahile oluyoruz. 5, yani toplam kaç saat sürüyor? 8-9 saat arası. 8-9 saat arası. Sabah 9.45 akşamları 6. Anladım. Peki bu tekne kaç metre? Teknemiz 11 metre. 11 metre. 12 kişilik kapasitesi var. 12 kişi. Böyle özel... Sadece özel çıkıyorum ben. Özel çıkıyorsunuz. Yani, toplama çıkmıyorum. Yani toplamadan kastımız şey, parça parça insan topluyor. Evet. Ya 12 kişi fazla kurtarmıyor yani açıkçası. Hı-hı. Özel daha şey oluyor bu tekneler için. 12 kişi kapasitesi. Ben de bir amatör denizci belgesi aldım. O belgeyi de kaç metreye kadar sürüyordum? 23 metreydi. 24 metreye kadar sürüyoruz ama ticari amaç değil. Ticari amaç değil. Şahsi amaçlı sürüyoruz. Mesela bu bulunduğumuz tekne kaç metre? 11 metre. 11 metre. Bunu usta gemici sürüyor. Usta gemici. Evet, usta gemici, yanında da gemici lazım. Peki mesela ticari amaçla yapmasak? Ben bu 11 metre tekneyi kendi evet. aldığım belgeyi de sürebilirim. Evet, sürebiliyorsun ama ticaret yapmamak amacıyla. Ticaret yapmamak evet. amacıyla. Peki bunu kışın nasıl muhafaza ediyoruz? Kışın sahildeki araba koyduğu otoparkları çekiyoruz. Hı-hı. Bir 6 aylık süreç oluyor orada. 6 ay süreç için kendi bakımlarını falan yapıyoruz. Verdiklerini atıyoruz. Güvertleri boyuyoruz. Altındaki zehirli boyasını yapıyoruz. Demirleri boyuyoruz. Şu bezle paraya bakıyoruz. Evet. Ardından genel bakımlar yaptıktan sonra Nisan gibi, Mayıs gibi atıyoruz zehirleri. Bir de şey diyorlar, bu bakımı, ya mesela siz karaya çıkardınız, karaya çıkardıktan sonra kuruyor mu bu altı, açılıyor altını mu? Altını tatlı suyla yıkıyoruz. Bir 3-4 ay öyle kalıyor. Yazın çok, nasıl diyeyim ben size, Mayıs, Nisan arası güneşte kalırsa çok şey oluyor. Tatlıların arası açılıyor güneşten dolayı. O zaman su alıyor değil mi? Evet, su alıyor. Tekrardan macun çekmeniz gerekiyor. Peki bu macun olayını sanırım sen yapıyorsun. Kendim bir 6 yıldır falan bu işin içindeyim. Hı-hı. 13 yaşında başladım. Çok güzelmiş. Kendim yapıyorum ya bakımlarını. Peki Yasin, çok memnun oldum valla. Şu anda gayet güzel gidiyor. Şahin abi oradan bakıyor ama Şahin abi yanına geleceğim senin. Şöyle biz devam edelim o zaman. Bir de şöyle tekneyi göstereyim size. 2 yaşında bir tekneymiş. Böyle üst katı var. Orada güneşlenebilirsiniz. Burada güneşlenebilirsiniz. Şöyle oturma yerleri. Bu kaptanımız olması gerekiyormuş. Ticari tekne olduğundan dolayı. Şahin abinin eşi. Arkadaşım. Bayağı hoşuma gitti. Şahin abiyle de sohbet etmek istiyorum. Şahin abi bayağı sevimli birisi. Beni dediğim gibi ikna etti ilk konuşmamızda. Kendisi çıkmayayım dedi ama onu da konuşturacağım. Şahin
Şahin baba merhaba. Merhaba abi. Seni ikna edeceğim yani, konuşacağız. Sohbet olur edelim abi. Çünkü gıyabında bayağı bahsettim yani. Dedim çok sevimli birisi. Tamamdır abi. Soracağınız bir şey kaç... varsa sorabilirsiniz. Yasin'le bayağı sohbet ettik. Evet, kaç abi. Senedir yapıyordun abi bu işi? 2 yıldır yapıyorum abi bu işi. 2 yılda başkasının yanında çalıştım, 4 yıl. Nasıl abi, biz böyle geliyoruz tatile, hevesleniyoruz. Sen sürekli işin içindesin. Nasıl bir duygu yani bu? Abi bu duygu her zaman yaşanması gerekir. Bizim de gidenlerin memnun olmama şansı yoktur. Sakin olduğu sence sakin koylara gidiyoruz. Müşterilerimizi memnun etmek için akşama kadar uğraşıyoruz. Gayet güzel abi. Yemeklerimizde 9 çeşit menümüz var. Balık, makarna, salata, çay, kek, meyve, biber sosu, biber turşusu, salata turşusu. İki defa yemekten sonra bir çayımız var. Sabah erken gelirseler bir tane bir çayımız var tekrar. Böyle abi, bir ortamımız var. Toplam kaç koya gidecektik? Toplam 5 koya gidiyoruz. Maksimum 4'ünü kesin geziyoruz. Bir tanesini de zamanımız olursa devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi tatiller, iyi çalışmalar. Teşekkürler abi. Ara ara gelir, ben yoklarım seni. Tamam, tamamdır abi. Bir de gezide kardeşim var. Şöreyen kardeşimle de tanıştırayım size. Merhabalar. Firuze'yi nasıl buldun? Güzel ya. Şimdilik yeni başladık i̇yi. Sayılır ama. Evet, yeni başladık ama iyi gidiyor yani. İyi başarılı. Gidiyor. Başarılı. Tabii doğru, yukarıda başarılı. Sanki biraz uyumaya mı başladın sen? Mayıştım. Uykudan uyandırdım hemen sohbet edelim diye. Daha önce sen gezi yapmış mıydın? Adrasan'dan yapmıştım. Diğer turlarla çıkmıştım. Bu şekilde çıkmadım. Yani gitmediği koya gitti. Bir tane daha gideceğimiz koy da büyük. Bu tarafa hiç dönmemiştir çünkü. O yüzden bu da farklı bir koya gidecek. Güzel o yüzden. Sence bu şekilde mi tekneyle çıkmak güzel, yoksa toplama diğerleriyle mi? Bu şekilde. Daha keyifli değil mi? Tabii canım. Yani hem teksin, kimse yok. Hani ailenle gelirsen ailenle. Hem de oradaki koylar artı farklı koylara da gidiyorsun. O yüzden daha iyi şekilde. Yani gene zamanımız kalmış olsa Şahin abiye söylemiş olsak, abi birazcık daha oyalanalım. Gene oyalanır diye düşünüyorum. Çünkü bizi öyle kandırdı. Yani 7'yi 8'i de bulabilir dönmemiz. Bilemiyorum. Peki. Teşekkürler. Firuze. Yasin, duruyor muyuz burada? Tekne giriyor sanırım, bir ileriye gideceğiz. Tamam. Abi ne yapıyoruz şimdi? Abi şimdi şurada bir küçük bir mağaramız var. Oraya gireceğiz. Orada bir fotoğrafımızı çekeceğiz. Bir 5 dakika durup tekrar karaya çıkacağız geriye. Tamamdır abi. Buranın adı var mı? Abi Yasin, buranın... Yasin, buranın adı neydi? Yarasalı mağara abi. Yarasalı mağara. Evet. Ben şöyle öne doğru gidip çekeyim.
Tertemiz ya su. Tabii şişe ve şuradaki peçeteyi saymazsak, peçete mi, poşet mi? Bakar mısın be? Şuradaki renge bakar mısın? Çok güzel. Şuraya baktım ben de. Harika ya. Balıklara bakar mısın? Gördün mü? Vay be. Opera. Korsanların eski yaşadığı bir yer. Korsan koyu diyoruz buraya. Burada da bir 45 dakika, bir saat buradayız. Yemeğimizi burada vereceğiz. Bundan evet. Sonra tekrar devam edeceğiz. Taş. Orada küçük küçük taşların örülmüş hali var. Tam belli olmayan var. Orada yok. Önce liman gibi şeymiş. Şurada yapı var diyorsun değil mi? Evet, yapı var. Oo, Firuze günaydın. Günaydın mı? Yanlış aldık. Şöyle açtığım zaman kaçabilir mi? Canlı lan şu an. Aa, şurayı çeksene Firuze. Abi çekerken geçmiş, bu çıkartamadım ya. Minnacığım. Sen nereden buldun benim kancayı da? Koca denizin içinde. Kaz da. Söyle. Sokar yakala. Sokar gibi. Merhaba. Balon balığı değil. Yani usta balıkçı buradan anlaşılır yani. Solungacından, solungacı değil mi? Sırtındaki dikenlerden yakaladım. Şahin abi bunları sen kızarttın değil mi? Evet. Bunlar benzer kulaklarımız. Patlıcan, turşu, bunlar bizim tuttuğumuz balıklar. Levrek, taze fasulye, salatamız var. Makarnamız da geldi. Acıktınız herhalde? Yok. Evet. Vallahi güzel yapmışsın yani. O bende. Balığı ben pişirdim. Eyvallah abi. Güzelmiş. Makarna da fesleğenli. Çok güzel olmuş. Soslarını kendileri hazırlıyorlarmış. Buradan ayrılıyoruz. Bayağı bir zaman geçirdik burada. 2 saate yakın. Şahin abi çözmeye çalışıyor. Çözdüm. Ben de şunları ayarladım. Arkadan şimdi bırakacağım. Ne şu var? Elime takılıyor.
muhtemelen balık gelirse direkt yakalanacak. Nereye doğru geliyoruz Yasin? Şu an Ceneviz Koyu'na doğru geldik. Cenevsu. Evet, şurası Ceneviz. Ceneviz. Evet, Ceneviz Koyu. Diğer adıyla Porta Ceneviz diyorlar. Gevşettin orayı abi. Abi burası şu an Ceneviz Koyu. Bir yarım saat 45 dakika buradayız. Bir çay molamız var. Çayın ardından kendi molamız var. Ondan sonra tekrar öbür koyumuza devam edeceğiz. Orada da meyve turumuz var. Saat 5 gibi de turumuz bitiyor. Nasıl olursa 6 gibi karadayız. Şahin abi, bu hangi koya yaklaştık? Sazak koyuna geliyoruz abi şu an. Sazak'a girmeyeceğiz. İşmeler koyumuz var meşhur. Oraya geliyoruz. Yasin, senin o suyu içiliyor dediğin miydi? Evet, burası. Evet. Hmm. Sazak koyuna geçecek. Yani burası şu an güneş olduğu için ya çok sıcak ya abi. Burası gölge. Hem daha serindir suyu. Tamam. O yüzden buraya geldik. Yasin, şu arada bir tane daha koy vardı. Var. Ha, oranın adı neydi? Akvaryum koyu diyorlar, yalan diyorlar. Aradığımız balıklarındaydı. Adam işletmeyi ilan etmediği için batırdı, kapattı orayı. Öyle mi? Yani şey, çiftlik var demiyorlar. Vay. Thank you.
Şimdi bu içmeler dedikleri tatlı suyun olduğu yere gidelim. Bayağı soğuk. Olimpos'taki su gibi. Olimpos'ta da akan su inanılmaz soğuktu. Tekne turumuz bitti. Kıyıya yaklaşıyoruz. Bu tekneler de burada açıkta bekliyor. Saat 8 olunca kıyıya yanaşıp kıyıya bağlıyorlar. Abi ikinize de bitirdi. Şahane abi, teşekkürler ya valla. Rica ederim abi. Güzel bir geziydi. Evet. Yemekler falan güzeldi. Yasin teşekkürler. Umarım emin kaptanım. Güzeldi, keyifliydi. Teşekkür ederiz valla, sağ olun. Abi teşekkürler eşliğin için. Kaptanımız. Virüs teşekkürler. Bu küçük balıklar var işte, onlar yiyecekler. Müktör kayıp oldu ya. Ah geldi bir tane büyük. Şöyle yapayım, fark etsin ya. Bir şey var. Ben yazdım hocam. Hadi gel, hadi gel. Bir tane şurada büyük var ama evet, öyle kaldır indir de gelecek o. Gelecek görüyor. Hadi yavaş yavaş, yavaş, yavaş yavaş. Yok abi. O var ya, o tarafa gidiyor. Hadi ben hazırlanana kadar sen tutmaya çalış bakayım.